kamerayı getirdiğimi görünce hemen nasıl bunlar yani telepatik yönetiyorlar. İti oraya dibine oturttular kutunun ve bakın şey yaptım da gitti. Benim ispirtolu kalemimi böyle bir şey yok ya çömelmiş dibine kutunun be bu pisliklerin şeyi kesinlikle işbaşı yaptı şimdi bu saatte ne işbaşı anlamıyorum bunların ya. Yağmur borusunun diktiği yeri görüyorsunuz. Bir tane de öbür tarafta var. Zavallı orada oturacak olan o sırada şimdi kain gibi gösteriyorum. Orası hayvan barınma yeri olacaktır. Eğer devlet bunu önlemezse. Orası hayvanat bahçesi olacaktır %100. Bu yeni soruyor burası mı diyor ya. Toplamış. Kedimiz de yağmur borusundan fırladı dışarı. İçeride ayaklara batan şeyler neden belli? Gideceği yer de belli. Aha. Çöpleri oraya yerleştirmelerin nedeni o zaten. Onları oraya toplamak. Kutunun oraya. Ve taksi git gel her yere. Ne iş belli. Kaldır oradan çöpleri kapatıyor, sinek üretmiyor. Evet. Cuma sonrası yani. Sabahları kim bilir neler döktüler, onun için kaldırıyor onun oradan. Çünkü örtüyor onları. Ve en taraftaki gönderdi. Şuna bakın ya. Bu kadar minik bir şey görünmüş mü? Bu öyle bir sokuyor ki, iğne gibi sokuyor ayakları. Baş yüklenenlerden şu emlak işleten. Bizim yeğeni kandırmıştı, emlak oraya versin, 180'ine bunu bile vermiyordu, bir çingeneler göndermişti buraya bir aile. Bu sonradan anladım ki o emlakın sahibi ki burada oturuyordu daha önce, herhalde başkasının evinden ettiler, oraya taşındı. Buradaki çırpıntılarla beraber yükleniyor. Bakın yine parazit bunu yakalamaya çalışıyor. Dışarıda hiç yok yani. Her yeri dolaştım. Hepsi burada. Bakın adam yine toplamış bu başka biri. O da gelip aynı yere dökecektir. Kedi paniği kaynıyor yani. Başımı uzatamıyorum ben. Hemen saldırıyorlar. Hayvanları gibi kumandalı neredeyse be. Topladın mı bütün pislikleri? Gel dök bakalım. Oradan getiriyor değil mi pislikler? Kutuya yaklaş ben seni çekeceğim. Ben niye çuvaldı?
Kesin sıçtırdılar tam hizaya bir yere. Belli zaten orada yeni şeyler var. Bilgisayarına oturamıyorum yani. Ayaklarımı parçalıyorlar. İğne gibi. Bugün gözükler değişik ya. Çok küçükler, çok. Görünmez bunlar uçarken, sokarken görünmezler yani. Hemen etkisini gösteriyorlar, ayaklar delik deşik. Nezle gibi bir şey, bu şekilde bunlar domuz gribi de, Ebola da her şey salar bunlar be, yemin ederim. Bunlar tamamen vicdansız katil olmuş, bakın kedi orada çık. Silkelenip geliyor. Yukarı baktın nerede duracağım diye ya. Allah'ım yarabbim. Bir yöneteni var anasını satayım, böyle biri Zeynep Kamil'de. Git elinden saldı bir işaret. Hemen ağacın tepesine tırmandı anasını satayım. 2 gün orada burada. İtfaiye gelene kadar. Öyle kumandalı şeyler bunlar. Klipim var be, 5 tanesi aynı deliğe sıçmışlardı. Neresi? Benim hava deliğim. Eve giren, ayaklarıma rüzgar estiren hava deliği. Ayaklar delik deşik. Oraya saldıran parazitler bunların. Yok yani, işmiş yapmıyor. Orada duruyor, belli beni bekliyor. Buradayım yani. Görüyor. Ben gittikten sonra dökecektir oraya veya oradan bir pislik bekliyor. Ondan sonra vallı fakirler elleriyle, çıplak elleriyle o pislikleri araştır, karıştır. Bunların yaş sınırının 30 bilmem kaç olmasına hiç şaşmamalı yani. Böyle bu milleti de bitiriyorlar bunlar. Bütün evlerinden ettiler. Üsküdar'da evlerinden ettiler. Kumkapı'da bütün bunların şeylerinden. Hiç ayrılmaz buralardan o. Bir o deliğe, bir bu deliğe, bir o hava deliğine, bir bu kablo yoluna gidecektir o durmadan bütün gün 24 saat. O kadar çirkin ki bunlar, burada kamerayla duruyorum diye bir şey mi? Kedi bile hala arabanın altında. 5 dakika oldu, o adamı bekliyorum dökecek diye, o da hiç yerinden kımıldamıyor kedi gibi. Köpek terbiyecisi ve eliyle bir işaret yaptı, hayvanlar doldu girişimize de, bu herif işte. Aha, kızlar hemen bana bakıyor. Hemen bakıyor anasını satayım. Ve adres belli. Adres belli, hemen yağmur şeyinin oraya. Hiç şaşmaz. Bir oraya, bir direğe, bir kutuya, bir şuraya, oradan da bir şey gidiyor. Oraya takıldıklarından belli be. Yemin ederim. Bak siyah zerre. Kesinlikle görünmez buradan ama sürekli başıma saldırmaya çalışıyorlar be. Vay be, böyle bir şeytanlık görmedim ben. Hayatımda böyle bir şeytanlık hiçbir insanın yapacağını düşünmezdim be. Vay canına be. Böyle bir şeytanlık tezgahı var mı ya? Yani orada dolaşıyor. Birkaç dakika bile geçmiyor, hemen buraya parazitler uçuşuyor be. Vay canına anasını satayım. Bütün gün oradalar bunlar, mobilya gibi. Bütün gün.
kahvehane falan değil o cadıhane. Bakın bir tane daha geldi buraya kondu yakalansın diye ben. Yeni posta. Bunun kim bilir ne tür hastalıklı parazitleri değişik var. Herhalde bundan geliyor bu ufak böyle bit gibi uçan zıplayan ısırdım böyle yanık izi bırakan. Neden birden bu uçan parazitlerden çoğaldı? Ya orada pislik var, ya toplayıp döktüğü şeyler de var orada, ya da bundan geliyor yani. Bu toplamış pisliklerini dökecek oraya, daha yakın adres kutuya. Şimdi belediye çalışanı ne yapıyor orada içeride? Ha? Ne iş o? Talimat alıyor yemin ederim.